Evet, şimdi konumuza bağlanıyoruz. Yücel Tonguç Arbaş bizlerle olacak. Merhabalar, iyi yayınlar. Nasılsınız? Uzun zamandır görüşmedik. Sabah saatlerine denk düşüremedik saatlerimizi. Bu saatte denk geldik. Piyasalarda, Borsa İstanbul'da bir rally söz konusu. Yurt dışında da aslında baktığımız zaman Haziran ortasından bu yana, Haziran'daki 75 bas puanlık faiz artışı sonrasında yaklaşık olarak diplerden bir %13 kadar yukarı geldiğini görmek mümkün. Ama veri akışlarına da duyarlı bir piyasayla karşı karşımıza olduğumuzu söylemek mümkün. Geçtiğimiz Cuma günü Amerika'dan çok kuvvetli bir tarım dışı istihdam rakamı geldi. 528 bin. 250 binlik bir beklenti söz konusuydu. Bir bakıyoruz öte yandan Eylül ayındaki FED toplantısında 75 bas puanlık faiz artırımı artık biraz daha yüksek oranda fiyatlanmaya başladı. Hatta ankete katılanlar %75 bas puanlık bir artışa işaret ettiklerini görüyoruz. Ne dersiniz, bu hafta çarşamba, perşembe günü enflasyon verileri gelecek. Önce yurt dışından başlayalım, sonra yavaş yavaş içeriye doğru döneriz diye düşünüyorum. Uygun görürseniz. Yani Cuma günkü tabii veri hem tarım dışı istihdam özelinde işte beklentinin iki katından daha fazla, hem işsizlik tarafı, bütün bu resesyon endişelerinin Amerika tarafında gündeme geldiği bir zaman diliminde 3.5'e gerilemesi, hem de aslında gelirler tarafında yani saatlik kazançlarda hala güçlü bir seyrin devam ediyor olması, senaryo bazlı düşündüğümüzde hani Fed'in yavaşlayabileceği bir senaryo faiz artışları için bunun ötelenmesine neden oldu ve aslında ilk etapta güçlenen bir dolar, özellikle yurt dışı borsalarda kısmen satışların geldiğini gördük. Ama bugün itibariyle sizin de söylediğiniz gibi çarşamba gününe kadar neredeyse veri akışı sakin ve enflasyon Amerika'dan bekleniyor olacak. Çarşamba, işte perşembe günde üretici fiyatlarını göreceğiz. Acaba bu tarım dışındaki değişim enflasyon tarafında da son faiz artışları birlikte bir %9'ların altına doğru yıllığı çekebilecek bir enflasyonu beraberinde getirir mi sorusu hakim. Dolayısıyla Cuma günü yurt dışında bir nebze tarım dışı şoku yaşayan diyelim piyasaların şimdilik biraz bekleme modunda olduğunu ben görüyorum. Ve dolayısıyla enflasyonu da bir netleştirip oradan belki biraz daha karar verme aşamasında, yani pozisyonlarımı değiştireyim mi, devam edeyim mi noktasında olacaklardır. Ama zaten geldiğimiz seviyeler o kadar düşüktü ki birçok ürün için, yani pariteden altına, efendime söyleyeyim, endekslere kadar. Dolayısıyla bu bir aylık diyelim veya bir dönemlik tarım dışı istihdam verisinde bu düşük seviyelerde endekslerin çok da riskli karşılamadığı bir yurt dışı piyasasıyla karşı karşıyayız. Onun etkileri aslında içeride bugün de hissediliyor. Hala işte tahvilde, CDS'lerde gerileme bir nebze yaşanırken Borsa İstanbul'da da yeni rekorlar görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla haftanın ilk iki günü biraz daha sakin ama özellikle çarşambadan sonra belki daha yüksek oynaklığın olduğu bir hafta bizi bekliyor olabilir. Benim bir grafik yansıtıyor ekranlara. Burada ABD 10 yıllık tahvil ile 2 yıllık tahvilinin farkını gösteren bir grafikle karşı karşıyayız. Genellikle biliyorsunuz piyasa oyuncularının baktığı bu kısa vadeli tahvil ile uzun vadeli tahvil arasındaki getiri farkına bakılır ve buradaki fiyatlamalardaki kısa vadenin önüne, kısa vade uzun vadenin ötesine geçiyorsa bir resesyon fiyatlaması algısı oluşur. Her ne kadar FED 3 aylık 10 yıllık arasındaki farka baksa da piyasanın baktığı duyarlı olduğu tahvil bu. Burada da yaklaşık olarak 0.43'lara kadar geldik. Yani 43 bas puan kısa vadeli tahviller uzun vadeli tahvillerin ötesine geçmiş vaziyette. Ne dersiniz, resesyon artık kaçınılmaz boyuta geldi mi? Piyasa iyice bunu fiyatlamaya başladı mı? 20 yıldır hemen hemen bu kadar bas fark yaşandığı pek görülmemiş. Şimdi perşembe günü, geçtiğimiz hafta perşembe günü İngiltere Merkez Bankası bence bu konuştuklarımızı en net ifade eden beklentilerini kendi açısından tabii ki, evet, faiz artışını 50 bas puan yaparken İngiltere'nin 4. çeyrekli bir resesyona gireceğini ve bundan sonraki yılda da neredeyse yılın genelinde de o resesyonun devam edeceğini söyledi. Aslında baktığımızda OECD, IMF, hatta Fed'in bir önceki toplantısındaki revizyonu, kendi büyüme tahminleri de 1.7'ye doğru çekilmişti. Bütün bunlara baktığımızda belki tek sevindirici diyebileceğimiz veya işte faiz artışlarının ya da resesyonun net göstergesi olan petrol fiyatlarında bir geri çekilme var.
Onun haricinde merkez bankaları olabildiğince hızlı faiz arttırarak gelebilecek bir resesyonun aslında etkilerini yüksek bir faiz oranında karşılamayı da istiyorlar. Ve bana kalırsa tabii bu çok konuşuluyor, yani böyle teknik resesyon mu içinde miyiz değil miyiz, şu an bu veriler işte bir resesyonu işaret ediyor mu vesaire. Buradaki önemli olan şey işte iki çeyrek daralmanın haricinde bir büyüme ivmesindeki azalmayı görüyor olacağız anladığım kadarıyla. Ben buna yani resesyonda diyebiliriz. Bu esnada da yüksek enflasyonun devam ettiği bir dünya yaşayacağız. Öyle ya da böyle, yani 9 seviyesinde bir Amerikan enflasyonuyla işte %1'in altında bir Amerikan büyümesi bizim için de bir stagflasyonun göstergesi olabilir. Yani yüksek enflasyon ve düşük büyüme. Ama burada önemli olan bu sürenin, mesela İngiltere'nin belirttiği 5 haftalık, düzeltiyorum 5 çeyreklik bir resesyon ihtimalinden bahsetti ve çok şeffaf bir şekilde bunu açıkladı. Dolayısıyla hem derinliği, yani daralmanın büyüklüğü, hem de süreci çok önemli olacak. İşte burada piyasalar resesyona girdi veya yavaşlama geldi, bunu gördüğümüz anda, ki bunun olacağını ben düşünüyorum, acaba bu süreci sürdürebilecek bir Rusya-Ukrayna gerginliğin azalması, petrol fiyatlarının geri çekilmesi sonrası, talebin artması, işte salgının belki net bir şekilde artık çok söz konusu olmadan piyasada devam ederek o yumuşak geçiş dediğimiz bilançolar küçülürken bir ufak resesyon yaşayıp bir dönüş oluşturabilecek mi? Yani önümüzdeki bence belki bir yılın sorusu tamamen küresel anlamda bu olacak. Dolayısıyla sorunuzun cevabı, yani resesyonsa resesyon şimdilik kaçınılmaz gibi gözüküyor. Ama bu resesyonun içinde yaşadığımız dönemdeki piyasa gerçekleşmeleri ve sonrası piyasa fiyatlamaları için bence işte resesyonda mıyız değil miyiz, stagflasyon yaşıyor muyuz söylemlerinden çok daha önemli olacaktı. Çünkü bu kadar genişlemiş merkez bankalarının hem bilanço küçültüp hem faiz arttırırken bir de üzerine işte biraz da böyle kıtlık diyebileceğimiz, yani bir jeopolitik riskten kaynaklı bir gelişmenin olması zaten bu sürecin yavaşlamaya çok net bir işareti olacaktı. Normalleşirken bu geçiş sürecinin ne kadar bir zaman ve ne kadar baskı yaratacağı piyasalara esas bizim konumuz olması gerekiyor. Ben orada hala bir yumuşak geçiş ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama 2023 veya 2022'nin sonuyla 2023'ün ilk yarısı büyümelerin gerçekten çok düşük seyrettiği bir döneme olmaya doğru bizi götürdüğünü de özellikle gelişmiş ülkeler için görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki bu bağlamda baktığımız zaman Asya tarafında da, Avrupa tarafında bir resesyon kaçılmaz. Amerika tarafında yumuşak iniş olabilir ama orada da teknik zaten olarak bir resesyon durumu söz konusu. Avrupa'daki Ukrayna-Rusya savaşında biraz tansiyonun düşük noktalarda gittiğini, işte yavaş yavaş Ukrayna'dan tahıl sevkiyatlarına başladığını, işte 10 geminin yaklaşık olarak bir sevkiyat yaptığını gördük. Ama öte yandan da geçtiğimiz haftanın biliyorsunuz tansiyonu yükselten en önemli gelişmesi Pelosi'nin Tayvan ziyaretiydi ve peşinden Pelosi'nin ayrılmasıyla beraber Çin'in Tayvan tarafına bir nasıl diyelim, bir tatbikat başlattığını, 3 günlük bir tatbikat diyorlardı, süreyi uzattıklarını görüyoruz. Burada iş önümüzdeki sonbahara doğru bir tansiyon yükselmesinden yol açabilir mi? Amerika tarafından, Amerika Dışişleri tarafından yapılan açıklamalarda Çin'in bu tansiyonu daha üst seviyelere çıkartacağına yönelik sinyaller aldıklarını belirten açıklamalar geldiğini de görüyoruz. ABD'de oldukça puan kaybetmiş bir Biden var. Yine Çin, yani seçimler var Kasım ayında. Keza dönüyorsunuz, bakıyorsunuz Çin'de de benzer bir süreç var. Orada da bir seçim senaryosu gündemde. Ne dersiniz, bu tansiyon yükseltmeleri biraz da seçmeni konsolide etmek adına kullanılabilir mi? Bu da bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçen dünya ekonomisi için yeni bir tedarik zinciri sıkıntısı oluşturabilir mi? Özür dilerim. Bir seçenek tabii Amerika arıyordu. Yani kendi aslında bu konuştuğumuz tedarik zinciri sıkıntılarını çözebileceği hemen Çin'in yanı başındaki bir Tayvan bir seçenek gibi görüldüğünü ben düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Bir ara seçim Amerika'da
Hani ana seçimlerden sonra Biden'ın performansına baktığınızda sanki bir tetikleyici güç arıyor, bir ateş arıyor. Hani o tarafta yatırımcıdan ziyade seçmen nezdinde de bir karşılığı olsun diye. Ama yani şu son 3-4 güne baktığımızda Tayvan meselesi biraz daha politik olmaktan ziyade bana kalırsa aslında ticari tarafında çok yüksek olduğu ve bu tansiyonu arttırmanın tabii ki Amerika için de bir strateji olarak değerlendirilebilir ama Amerika için bir ihtiyaç dahilinde olduğunu ben daha çok okuyorum. Tabii Çin'in de kendi bölgesindeki işte birçok yaptığı anlaşma vardı. Tayvan bunun biraz daha dışında gibi baktığımızda oradan hemen yanı başından kendi pazarını biraz daha azaltabilecek bir gelişmenin Tayvan'la Amerika arasında yaşanmasını da çok kayıtsız kalmadı. Ben baskının devam edeceğini düşünüyorum Çin'in Tayvan üzerinde. Bunun da Çin'le Amerika'yı tekrar karşı karşıya getirebileceğini düşünüyorum ama özellikle yani seçim arabasındaki bu ülkeleri bir aksiyon almaktan ziyade daha önce olduğu gibi aslında söylemlerle yani Çin'le Tayvan arasında çeşitli sınırlamalar olabilir ama Amerika ile Çin arasında daha işte tansiyonu arttırıcı ama aksiyon almakta biraz da imtina edilen bir döneme doğru götürebileceğini tahmin ediyorum. Ve özellikle eğer bu tedarik zincirindeki sıkıntılar bir enflasyonist ve özellikle de büyümeyi aşağı çeken bir dönem içinde gerçekleşirse Amerika veya benzeri ülkelerin özellikle ürün bazlı kendi ülkelerinin ihtiyaçlarını belli bölgelerden sağlayamadıkları bir de zaman dilimi düşünürsek daha da artabilir. Yani karşı karşıya gelmeler çoğalabilir. Amerika veya yine benzer ülkelerin daha önce çok anlaşmaya yanaşmadı ya da anlaştı ama mümkün olduğu kadar az bir ticaret döngüsü olduğu ülkelerle pazar arayışları devam edebilir ve edecektir diye düşünüyorum. Bu Ukrayna-Rusya meselesi çözülse de çözülmese de önümüzdeki dönem yani yıl sonuna kadar buna benzer girişimler, ziyaretler ve eğer karşı cepheden de bu tarafa doğru bu yapılan ne diyelim aksiyonlara karşı tepkiler gelmeye devam edecektir. Ama bu ekonomik ortam içerisinde işte hepimiz gördük çok kısa süreli bir risk algısı oluştu ve piyasa bunu çok satın almak istemedi. Biraz yüzeysel olabileceğini düşündü çünkü çok riskli bir durum olabilecek gibi de lanse edildi piyasaya. O açıdan ben normal görüyorum yani açık söyleyeyim. Hani bu gibi o zaman aralıklarında bu yakınlaşmaların ve resleşmelerin olmaya devam etmesi çok normal. İşte Rusya-Ukrayna arasında yaşadığımız şey, Balkanlarda son gelişmeler, biraz ekonomilerin de ülkelerin siyasi ve özellikle de askeri olarak da biraz daha girişimci olması, biraz daha aksiyon almasına neden oluyor. Ama tabii büyük ülkeler için hani bunlar biraz daha uç örnekler kalır diye düşünüyorum. Ama şu an için ben kısa vadede çok riskli bir durum görmüyorum. Belki seçimler sonrasında her üç tarafında diyelim yani ortak bir noktada buluşup tekrar belki belli kriterlerle anlaşıp bu Tayvan-Amerika arasındaki durumu da netleştirebileceği, biraz da Amerika'nın başka yönlerde Çin'e belki de daha yardımcı olabileceği, daha açık olabileceği noktalarda fikir birliğinde bulunarak sorunun çözüleceğini düşünüyorum açıkçası. Peki borsalar tarafına dönelim birazcık da daha detaylı değerlendirmek adına bakmak için. Özellikle de S&P 500'de 4800'lerden başlayan düzeltme hareketinin Amerika'dan gelelim ki Amerika'daki hisse senetleri bozulduğu zaman bu sene ayı piyasasına da girmişti biliyorsunuz 3 piyasada. O dönem girdikten beri ciddi bir toparlanma yaptığını söylemek mümkün. İşte S&P'de yaklaşık bir diplerden bir %13'lük toparlanma var. Bu 4. toparlanma yılbaşından bu yana düşüş trendine baktığımızda bir Ocak ayındaki bir düşüş, Mart'ta bir toparlanma, Mayıs'ta bir toparlanma ve Temmuz'la birlikte yeni bir toparlanma hareketi içine girdi. Geldiğimiz yerde baktığımızda grafiğe arkadaşlar yansıtabilirse yaklaşık olarak 200 günlük ortalamanın geçtiği seviye olan vadeli endeks için konuşuyorum bunu. 4177 puandan geçiyor. Şu andaki vadeli endeksinde S&P 500 vadelinde 4171'lerde olduğunu görüyoruz.
Ne dersiniz bu konuda? Tamam mı devam mı noktasında normalde ayı piyasasından çıkan rally hemen ilk etapta 200 günlük ortalamaya geçebilir mi? Sizin bunca yıllık piyasa tecrübeniz var. Öngörünüz nedir? Estağfurullah. Şimdi bu gibi durumlarda biz genelde yani hepimiz şuna bakıyoruz diye tahmin ediyorum. Bir dip ya da zirve oluştuğunda özellikle zirvelerde işte iyi haberler eğer o zirvenin geçilmesine neden olmuyorsa demek ki piyasanın biraz doyduğunu gösteriyor. Geri çekilmelerde de 3700-3750'lerde S&P özellikle ben 3250'lere kadar da bu arada hala bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönem belki 6 ay 8 aylık süreçte. Ama bulunduğumuz süre zarfında ise o seviyelerde çok negatif haber akışları olmasına rağmen işte Avrupa'nın enerji krizi baktığımızda şirket bilançolarına yüksek enflasyonun beklendiğinden fazla bir faiz artışıyla birlikte negatif yansımaları gibi işte teknoloji hisselerinde bazı el değiştirmelerin iptal edilmesi vesaire. Ama baktığımızda tabii S&P özelinde durumu değerlendirirsek buralardan yukarı doğru fiyatlamanın devam ettiği bir süreç yaşıyoruz. Ben siz 4 kere dediniz bu 4. tepkinin de bence 4250'leri çok aşmadan yani 200 günlüğün üstüne kendini atabilir ama 4250'lere doğru bir belki 300 civarı bile olabilir. Buraya doğru bir hareket olduktan sonra da tekrar bu resesyon endişeleriyle sönüp biraz da aşağı doğru devam edebileceğini düşünüyorum. Sanki düşüş trendinde çok sağlam da bir tepki yaşadığımızı görüyorum. Çünkü mantıken evet belki 1000 puanlık bir geri çekilme, birçok faiz artışı, işte bilanço küçültme, efendim endekslerde özellikle bilanço bazlı gerilemelerin yaratabileceği etki, tedirginlik, jeopolitik risk bunların hepsi satın alınmış olabilir. Ama şimdi biraz da petrolün geri çekilmesi sanki Amerika'nın piyasada ağırlığının oluştuğunun göstergesi. Bu da endekslere bir nebze yansıyor gibi duruyor. Ama bütün bunları değerlendirdiğimde sağlam bir tepki hareketi ama 4250'leri çok geçmeden yani oralarda belki biraz daha tekrar bakmak lazım. Bir 5. aşağı yönlü hareketi başlatabilecek bir S&P grafiği hayal ediyorum. Olabilir diye düşünüyorum. Yani ya bu aşağı bandın, aşağı trendin içinde devam eden küçük dalgalardan ana dalganın bir tanesi dönüşte yaşanıyor gibi duruyor. Neden? Çünkü bundan 2 sene önceki gibi bir piyasa şartını artık görmemiz, beklememiz, merkez bankalarının bu kadar destekleyici olabileceğini hissetmemiz biraz zor gibi duruyor. Çok ekstrem gelişmeler olmazsa mümkün olduğu kadar merkez bankaları piyasadan desteği çekecek. Hatta faizleri de mümkün olduğu kadar yükseltmeye çalışacaklar. İşte bu ortamlar aslında borsa yatırımcısının veya borsadaki hisselerin üzerine bir baskı yaratacaktır. Dolayısıyla yukarı tepkilerinde sınırlı kalması daha mantıklı gibi duruyor. Bunu tamamen S&P üzerinde hatta belki biraz da Amerikan endeksleri üzerinde konuştuğumu da ifade etmem gerekiyor. İşin ilginç tarafı da 6 Temmuz'dan bu zamana ciddi bir rally var. Bu süreç zarfında baktığımız zaman ABD hisse senetleri piyasasında her hafta büyüme hisselerinden de normal ana hisseler tarafında, değer hisseleri tarafında da satışların fonlar tarafında devam ettiğini görüyoruz. Bu da aslında dediğiniz gibi biraz daha tepki hareketine maldan çıkmak için kullanan bir fonlarla karşı karşıyaymışız gibi bir hava estirdiniz. Geçtiğimiz haftada 6.8 milyar dolarlık hisse senetlerine satış olduğu da Refinitiv'in vermiş olduğu bilgilerde, grafiklerde gördüğümüzü belirtelim. Peki Borsa İstanbul tarafına dönelim. Zamanımız da kısıtlı olmaya başladı. Bilanço dönemi devam ediyor. Kuvvetli bilançolar gelmeye devam ediyor. Şirketler enflasyon üst dönemi oldukça iyi yönetiyorlarmış gibi gözüküyor. Özellikle de bankacılık tarafındaki karlarının ciddi bir patlama noktasında olduğunu söylemek mümkün. Yavaş yavaş kademe kademe işlem hacminin de artmaya başladığını, 50 milyar TL sınırına dayanmaya başladığını söylemek mümkün. Ne dersiniz bu 50 milyar TL üzerindeki hacimler başlaması biraz tehlike sinyali olarak okunmak gerekir mi? Hacimler 25'lerden buralara doğru geldi. Yükselişin sonlarına doğru biraz hacim yükselir gibi bir algı vardır. Daha önceki tecrübelerimiz bunu söylüyor. Siz ne dersiniz? Doğru söylüyorsunuz. Temkinli olmak lazım ama hani borsanın TL bazlı grafiğine baktığınızda
sanki böyle çok hızlı bir ralliye hazırlanan, diğer bütün değişkenleri bir tarafa bırakın, böyle 2-3 günlük veya 2-3 haftalık diyelim bir hani 2800'ler aşıldıktan sonra 3000'e doğru hızlı bir hareket yapacakmış gibi bir durumu var. Ama hacimli olmasının yanı sıra burada herhangi bir yabancı girişi olmadığını net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla yerli ağırlıklı ve bilanço bazlı hareketlerin özellikle ilk çeyrek bilançolarında da benzer bir durum yaşamıştık. Biraz tabiri caizse hani onun gazıyla diyelim biraz da desteğiyle buraları görüyoruz ama geri çekilmelerde çok istekli bir borsa yok. Yani çok sert gün içi düzeltmeler de görmüyoruz. O açıdan şunu söylememiz doğru olabilir. Yani hacimden biraz daha tabii bağımsız olarak hani burada artık 2650'ler daha önceki zirvelerimiz belki 2680-85 civarları aşağı kırılmadıkça burada her geri çekilme alım fırsatı gibi görülebilir. Ama herhangi bir nedenden dolayı 2650'ler 80'ler aşağı kırıldı ve bilanço dönemi sonu gelindi gibi bir tarihsel süreç içinden geçersek o zaman bizim borsamız ne zaman böyle koptu gidiyor çok iyi buradan işte geri dönüşü neredeyse imkansız olduğu gibi bir algı oluşması aslında satış tarafındaki kalınabilecek yatırımcıları da çok uygun bir alana doğru itiyor ve burada kar satışlarının çok sert bir şekilde geldiğini gördük. Bir ufak düzeltme daha ben bekliyorum açıkçası yani 3000'lere doğru rallinin başlamasından önce. Ama 2650'nin üstünde yukarı 2800'ün geçilmesi 2850'yi beraberinde getirebilir. Bilançolarla birlikte hisse hareketleri devam edecektir. Ama ana trendin 3000 ve 3000 üzerine geçmesi için mutlaka bankacılık endeksinin bu senaryo içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. O açıdan iyi bir rally yaşıyoruz, yaşadık. Şimdilik de hareketin devam edip etmeyeceğini biraz daha yatırımcıların işte kendi hisseleri içerisinde de devam etmeleri, takip etmeye devam etmeleri en mantıklı seçenek gibi duruyor. Çünkü her hisse benzer endekse paralel bir performans bu dönemde de göstermediğini ifade etmem gerekiyor. Peki dolar TL için ne söylersiniz? Burada da 18 sınırına geldikten anlık 17.95-17.96 arasında gidip geliyoruz. Yatay bir band içine sıkışmış vaziyette. Sepet kurda da 18-10'ların üzerinde 18-12-18-14 civarındayız. Buradaki gelişmeler için öngörünüz nedir? Vallahi kısaca değerlendirirseniz sevinirim. Kısaca şöyle söyleyeyim. 17.90'ın altında birkaç gün kapanış eğer bir para girişiyle görüyorsak yeni alışlar için biraz kenarda durmak lazım. Ama son 8 gün olduğu gibi 17.90-18 arasında bir yatay band devamı olduktan sonra daha önce 3-4 kez yaşadığımız gibi bu para girişinin sınırlı kaldığını gördüğümüz bir piyasada 18'in üstüne geçiliyorsa o zaman en azından kısa vadede bir 18-25 kapısı açılır. Dolayısıyla dolardaki fiyatlamaları, para girişi ve özellikle 17.90 üzerinden biraz daha ben takip etmeye devam ediyorum. Diyeceksiniz ki yukarı da gidebilir, aşağı da gelir. Evet, aynen öyle. Çünkü teknik olarak bir para girişi emaresini biz fiyat üzerinde görmediğimiz sürece, yani tahvil aşağı geliyor, CDS aşağı geliyor ama kurda bu etkiyi göremiyorsak, o zaman şimdilik bu 17.90-18 aralığında biraz daha kuru takip etmekte fayda var. Ama o tarafta da net göstergeyi bence 18 TL belirleyecektir. Üstünde yukarı doğru marş açılabilir. Yani 19-20'lere doğru. Altında kaldığı sürece de her zaman geri çekilmeye olasılığı yüksek olduğu bir kur beklentimle devam ediyorum. Efendim çok teşekkürler. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.